Arkadaşlar yeni bir sneak peek yayınlanmış. Bu sneak peek'i baştan sona izleyelim. Daha sonra oyuna girip biraz da oyunda konuşup videoyu yavaştan bitir Şöyle başlatıyorum videoyu. Evet, tekrardan başlatacağım. Şurada biraz daha açık görünüyor arkadaşlar gördüğünüz üzere Miss Marvel Güncellemesi artık geliyor bildiğiniz üzere Miss Marvel dizisi biteli bayağı olmuştu Aslında ama Güncellemesi şimdi geliyor bu karakter bir kostüm alacak ve kategori 3 alacak kategori 3 alacağını da nereden Çıkarıyorum derseniz Aslında videoda gördük onu zaten size şimdi göstereceğim Evet tam olarak şurada. Arkadaşlar T3 yazısını görebiliyoruz. E, zaten direkt göze çarpıyor. E, yani bu karakter kategori 3'te alacakmış. Şöyle devam ettireyim. Evet şimdi biraz oyuna girip oyunda da konuşalım. Şimdi arkadaşlar Miss Marvel'ın güncelleme alacağı kesinleşti. E, bu karakter için bir kostüm gelecek. Şimdi arkadaşlar işin güzel yanı şu ki bu karakter aslında normalde inhuman bir karakter. Yani şöyle baktığımız zaman Bakın Inhuman'ı seçiyorum. Evet, Inhuman bölümünde görünüyor. Tam olarak şurada. Ee, arkadaşlar aslında Inhuman karakterlere ihtiyacımız var bizim. Ee, yani özellikle gönderim görevindeki bir bölümü pek çok kişi geçemedi şu anda ee, oyunda. Yanılmıyorsam onun 3. seviyesi. Evet, 3 Inhuman karakteriyle tamamla görevi var. Ee, mesela gönderim görevinde. 10. Ee, sektörün 3. seviyesinde. Mesela buraya arkadaşlar çoğu kişi geçemedi. Şimdi Miss Marvel geldikten sonra burayı bir ihtimal geçebiliriz eğer e, güçlü olursa bu karakter. E, Tabi onu da göreceğiz. Bu karakterin videosunu zaten çekip atmaya çalışacağım. Şöyle tekrar normale döndürelim. Evet. Şimdi arkadaşlar işin güzel kısmı bu ama kostüm geldikten sonra bu karakter inhuman olmaktan çıkabilir. Çünkü bunu e, bazen yapıyorlar. Hani yeni bir kostüm geldiği zaman karakter işte e, önceden olduğu şey olmayabiliyor yani daha önce değiştirdiklerini defalarca gördük. öyle bir şey olabilir ama umarım öyle bir şey yapmazlar. Umarım gene inhuman şeyi yani gene inhuman bir karakter olarak geçer. Onu da göreceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar bu karakter nelerde etkili olabilir? Biraz bundan bahsedelim. Şimdi bu karakter kategori 4 değil, kategori 3 oluyor. yani bu nedenden dolayı en fazla ne kadar etkili olabilir diye insan bir düşünüyor ama ama arkadaşlar gene de ben belli noktalarda işimizi görebileceğini düşünüyorum neden çünkü bu karakter ilk olarak arkadaşlar dövüşçü ve kadın bir karakter yani e, bu da bu da ne yapıyor arkadaşlar bu e, karakteri ittifak savaşı için aslında e, ideal bir karakter haline getiriyor çünkü e, dövüşçü ve kadın günü evet gördüğünüz üzere e, ittifak savaşının süper modunda var bu bölümde arkadaşlar en iyisi hani kim diye soracak olsanız işte farklı seçenekler var. İşte Valkür var, Titania var. Yani Titania, Valkür tam olarak geçti mi bilmiyorum. Dediğim gibi test etmediğim için bir şey diyemem. bu karakteri daha çok Sif'le karşılaştırmıştık geçen videoda. E Valkür bende kasıl olmadığı için ama ben geçtiğini falan düşünüyorum ama arkadaşlar ben Miss Marvel'ın Met olmasını daha çok isterim. Neden? Sebebi de şu. ...Titania karakteri lider bir karakter. Yani dövüşçü karakterleri fiziksel saldırıda %60 e, bir saldırı artış veriyor. Aynı zamanda pasifinde de güçlü müttefiklere... ...yani güçlü özelliğine sahip müttefiklere tüm saldırılarda %25'lik bir artış daha veriyor. Dikkat ettiyseniz... ...dövüşçü kadın gününde meta olan karakterlerin... ...yani son 3 metaya bakın. Son 3 metaya baktığımız zaman... ...Sif, Valkyr ve e, Titania karakterlerine baktığımız zaman... ...bu 3 karakterde bu bölümde çok güzel hepsinin arkadaşlar lider ve destek karakterleri olduğunu görebilirsiniz. Yani e, benim hoşuma gitmeyen kısım bu. Neden arkadaşlar? Ben çünkü liderlik ve e, destek yeteneğine sahip karakterleri sadece o açılardan kullanmayı daha çok seviyorum. Yani, yani mesela arkadaşlar ben dövüşçü kadın gününde örneğin Sif'i kullanıyorum. Mesela ama Sif'i benim kasmam gerekti. Şimdi öfkesi tipi takmam gerekti. Ne bileyim isolarını fullemem gerekti. Kostümü falan hep fulledim. Ee, hani ben bu karakteri destekten ziyade hani saldırı amaçlı falan kullanıyorum. Ama ben bu karakteri normal e, sadece lider olarak ya da destek olarak kullanmayı tercih ederdim. Hani tutup da öfke takmazdım ya da isolarını falan fullemezdim. Ee, ama işte dediğim gibi sürekli olarak bu tür karakterler buralarda daha çok etkili olduğu için e, mecbur olarak birini kasmak durumunda kalıyorsunuz şimdi Titania dedim mesela. Hani Titania eğer bu bölüm için kullanıyorsunuz. Titania'da da şöyle bir problem var. sizin arkadaşlar hasarınız hasarınızın artması için hasar almanız gerekiyor. Mesela evet bakın şurada yazıyor. Ne diyor? Alınan her %1 hasar için tüm temel saldırıları %10 artırır. Yani yani Titania tabi kullanması Cersei karakterine çok daha kolay. Örneğin Cersei karakterinde de aynı mevzu var ama Titania'yı kullanması çok daha kolay oyundan. Ama gene de Gene de arkadaşlar çok e, sevdiğim bir şey değil benim bu oyunda alınan hasar için e, hasarın artması. Çünkü hasar almayı bekliyorsunuz bu durumda. E, yani arkadaşlar demem o ki... Miss Marvel... Miss Marvel'ın bu arada liderliğine desteğinde bir şey var mı bilmiyorum ama... E, Savunma artışı öyle. Evet çok lider bir, ya da destek bir karakter değilmiş evet. E, yani arkadaşlar Miss Marvel bu noktada bence çok güzel bir alternatif olur. Eğer güzel bir güncelleme alırsa ve ben almasını isterim açıkçası. Yani Titania'ya de geçmesini isterim. Valkür de geçmesini isterim. Umarım geçer. Umarım geçer. Çünkü eğer geçerse, eğer hasarlı olursa hem bu karakteri gönderim görevindeki o görevi yapmak için kullanabiliriz. Hem de bu karakteri ABX'de e, metal olarak kullanabiliriz. E, yani ben de umarım geçer e, diye ümit ediyorum. Şimdi şimdi arkadaşlar Miss Marvel'ın geleceğini biliyoruz. E, Peki başka ne gelebilir? Biraz da bundan bahsedelim. Benim aklımda birkaç bir şey var. Arkadaşlar ilk olarak ben Gor karakterinin geleceğinden hemen hemen eminim. Yani Şu ekran donmasa tabi. Donunca çok sinir ediyor beni. Evet arkadaşlar bu baş düşman geleli ne kadar oldu? Bir hafta, iki hafta falan oldu sanırım. Ee, yani ben artık bir e, bu karakterin e, karakter olarak da geleceğini düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz üzere Nul'un da karakteri geldi. Mefisto da karakter olarak geldi. Infinity Tuttle daha çok kostüm olarak geldi ama gene gene de geldi arkadaşlar. Ve bunların hiçbiri arkadaşlar çok gecikmeden geldi. Gor için de aynı şeyin olacağını tahmin ediyorum. Bence Gor oyuna karakter olarak bu güncellemede gelecek diye düşünüyorum. Peki Gor'dan bahsettik. Başka ne olabilir? Arkadaşlar bir de bu güncellemede bir kategori 4 karakter gelebilir Bu kategori 4 karakterde kim olabilir diye soracak olursanız benim farklı tahminlerim var Arkadaşlar ilki Luna karakteri Şimdi Luna karakterini nereden çıkardın derseniz şöyle bir durum var Bir söylenti var etrafta dolaşan Luna karakteri kategori 4 alacak diye ee, sanırım Twitter'da belli bir mevzular dönmüş. Bir tweet falan atılmış. Ee, oyunda işte yetkili bir adam mı ne atmış her neyse. Yani Luna kategori 4 gelebilir diyorlar. Gelirse çok güzel olur. Luna güzel bir karakter. Ee, yani kostümle de çok daha etkili olur. Şu kostümle bile fena değil ama yeni kostümle çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Ee, tabii gelirse onun videosu da gelir. Ee, umarım Luna gelir bu arada. Luna dışında başka bir tahminim var mı derseniz arkadaşlar. Bir tane daha var o da Captain Marvel karakteri çünkü Captain Marvel karakteri sürekli olarak Miss Marvel'la iç içe olan bir karakter ee, ve arkadaşlar dizi izleyenler biliyordur ki hani bu karakterin mevzusu da çok e, geçiyor şimdi spoiler falan da vermeyeceğim ama e, mevzusu falan geçiyor yani e, bu yüzden bir ihtimal e, çok emin değilim çünkü bu karakterin bildiğim kadarıyla e, bir filmi de gelecek ama e, ama bir ihtimal arkadaşlar kategori 4 alma ihtimali var tabii bunu filmine de saklayabilirler ama alabilir yani tahmin olarak söylüyorum sadece. kategori 4 yönünden bu yöne bu bu karakterler için tahminlerim var. bir de Gor karakterinin geleceğini tahmin ediyorum. O büyük bir ihtimalle doğal kategori 3 olarak gelecek ve arkadaşlar son olarak mis Miss Marvel dizisindeki karakterler de gelebilir. Ancak Miss Marvel dizisinde çok böyle e, dikkatimizi çeken karakterler yok. Dizi izleyen arkadaşlar biliyordur. E, çok böyle alışık olduğumuz karakterler yok. O yüzden çok ona ihtimal vermiyorum. Ama ihtimal dahilinde gene de. Yani, e, yani bu, bu ihtimali de yabana atmak istemiyorum. Evet. E, bir Arkadaşlar son bir şeyden daha bahsedeceğim. Bir de bir ihtimal Inhuman'lara güncelleme. Bu bir Inhuman güncellemesi olabilir. Aslında Miss Marvel adı altında geliyor. Zaten e, Sneak Peek'te gördüyseniz e, Miss Marvel yazıyor direkt. Hani e, diziden bu bir dizi güncellemesi aslında ama ama bir ihtimal olabilir düşük bir ihtimal ama e, bir ihtimal inhuman güncellemesi de gelebilir. E, Miss Marvel dışındaki bazı inhuman karakterleri de kostüm ya da güncelleme falan gelebilir ama bu buna çok ihtimal vermiyorum arkadaşlar çünkü bu daha çok bir e, dizi güncellemesi olduğu için e, gelirse eğer diziden gelir diye tahmin ediyorum e, ki zaten. E, hani gelebilecek çok karakter olduğu için ihtimallere çok ihtimal vermiyorum ama olur mu olur. Belli olmaz oyunun sağ solu belli olmuyor. Yani genel olarak böyle arkadaşlar benim tahminlerim bu yöndeydi. Ee, siz ne düşündünüz? Yorumlarda belirtin. Sizce bu karakterin kostümü nasıl olacak? Bu karakteri kasacak mısınız? Ee, bunu da yorumlara yazın. Ee, tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.